Trabzon'a gidelim. Az sonra devam ederiz. Teşekkürler Kerem. Trabzonspor'un iki yeni transferi şu an itibariyle çıkış yapıyor. Hem Lustram hem Barisic taraftarların tarafından çiçekle karşılandılar. Şu an itibariyle de havalimanında çıkış yapıyor. Önde Barisic, arkada Lustram'ı görüyoruz. Birazdan Ercan da gelecek. Kısa açıklamalar da alacağız kendileriyle. Güzel. Şu arayı da açalım abi. Evet, yine taraftarların çok fazla ilgisi var. Bunlar havalimanına giren taraftarlar. Dışarıda bekleyen de yine çok sayıda taraftar var. Her iki oyuncunun da oldukça mutlu olduğunu görüyoruz. Ercan. Şu anda kısa bir açıklama yapacak her iki oyuncu. Ercan, ilk düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Neler söyleyecek, neler hissediyor? Yes, we are absolutely delighted and happy because we come here and we are very excited. Honestly, we didn't expect that warm welcome like this. We are looking at each other all the time, me and John, and laughing and smiling. And yes, we are very happy. İnanılmazdı gerçekten. Gerçekten çok mutluyuz. Doğrusunu söylemek gerekirse böylesine sıcak bir karşılamayı biz de beklemiyorduk. John'la beraber burada gerçekten gülen yüzlerimizle birlikte geziyoruz. Gerçekten çok mutlu ve çok heyecanlıyız burada olduğumuz için. Transferle ilgili süreci nasıl değerlendirir, nasıl anlatır bize? How was the transfer process? How did they ask you? What happened to you? Transfer process. Yeah. Transfer process was in my case very easy. We make a deal in 2-3 days. I really wanted to come here. I said that to manager called me, president wants me, so we made a deal very quick and very easy. It was from the both side, from my side and from the club side. Big will and wish that I come here and to play for club. Çok kolay oldu aslında transfer sürecim. 2-3 günlük bir süreç içerisinde hızlıca tamamlandı. Çünkü iki tarafın niyeti de bu transferin gerçekleşmesiydi. Bana telefon gelince, burada Trabzonspor'dan bana ulaşılınca ben de burada olmak istediğimi söylemiştim. Kulüp de benim burada olmamı istedi. Menajerimi de zaten tabii ki anlaşalım, hemen işi çözelim dedim. 2-3 gün içerisinde transfer sürecim çok kolay geçti ve çok da hızlı geçti. Formu numarasını soralım hemen. So I'm going to ask you about the number that you're going to use in the jersey. Number? Yeah. Number? I still don't know. Henüz bilmiyorum. Ustam'dan da görüşlerini alalım. Evet, Ustam neler söyleyecek? First opinions, first feelings. Ercan, şöyle alabilir miyiz? Please. Neler hissediyor, neler söyleyecek? No, really happy. Thank you so much for the warm welcome, everyone. It's been a bit overwhelming seeing so many people here, but no, really happy and just so excited to get started. İnanılmaz derecede mutluyum. Gerçekten böylesine sıcak bir karşılama beni de çok mutlu etti. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten böylesine bu kadar insanı ben de beklemiyordum. Bu kadar insanı burada görmek beni de inanılmaz mutlu ediyor ve motive ediyor aynı zamanda. Onun transfer süreci. How was your transfer process? I have phone to thank when he got the call about Trabzonspor. He also said to me that the manager really likes me and the club would like to sign me, and straight away I go home and speak to my wife, call my agent very fast and say, let's go. Aslında çok da kolay geçti Borna sayesinde, çünkü ona telefon geldiğinde, kulübün onunla ilgilendiği telefon ona geldiğinde aynı şekilde benimle de ilgilendiğini söyledi. Hocanın beni beğendiğini söyledi, kulübün beni istediğini söyledi. Ben de hemen eve gidip eşimle beraber konuştum ve haydi oraya gidelim dedim. Gelmeden önce Türkiye ve Trabzonspor hakkında ne gibi bilgilere sahipti? I'm very good friends with Ridvan Yilmaz, so I speak lots about Turkey even before the interest from Trabzonspor. I want to know the culture, about the Beşiktaş, what the fans are like, because I heard so much about Turkish fans. And you guys are quite crazy. So I like this, and then when I hear about Trabzonspor, I also ask Ridvan. He says you will love the place, so I was very comfortable with the decision.
Gelmeden önce açısı Rıdvan Yılmaz'la konuştum. Rıdvan benim çok yakın bir arkadaşım. Zaten daha önce de hem şehir hakkında hem taraftarlar hakkında bilgiye sahipti. Gerçekten çılgınca bir taraftara sahip olduğunuzu da söyleyebilirim bütün ülke olarak. Zaten gördükten sonra da Rıdvan'ın düşüncelerinden sonra da buraya gelmek konusunda gerçekten çok iyi hissettim ve buraya geldim. Ona forma numarasını da soralım. Henüz bilmiyoruz, henüz emin değiliz o konuda. Teşekkürler. Evet, Trabzonspor'un iki yeni transferinin açıklamalarını da ekranlara getirdik. Birazdan bu iki yeni transfer de havalimanından çıkış yapacaklar. Tabii içerideki taraftarlar kadar dışarıda da yine çok sayıda taraftar bu futbolcuları bekliyor şu an itibariyle. Onların arasından da yine bir kalabalık olarak geçmeye çalışacaklar. Özellikle Yunuslam gelmeden önce Rıdvan Yılmaz'dan Trabzonspor hakkında da bilgiler aldığını aktardı. Dedi ki o isimde transfer sürecinin çok hızlı gelişine vurgu yaptık. Özellikle Borno Baris için daha önce de yine teknik direktör Abdullah Avcı takımın başındayken Trabzonspor'un anıldığını söyleyelim. Ama o dönem transferi gerçekleşmemişti. Bu kez hem Yunuslam hem Barisic iki takım arkadaşı birlikte Trabzon'a geldiler. İçerideki yoğun kalabalığın dışında şu anda dışarıda da yine çok sayıda taraftar bu iki futbolcuyu bekliyor. Tabii iki isim de İstanbul'da sağlık taramasından geçtiği için yarın direkt olarak takımla birlikte antrenmanlara çıkabilecek durumdalar. Bugün akşam saatlerinde Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başlamıştı. Kerem, sen Cihan Çanak transferiyle ilgili bir detay sormuştun. Onu da hemen aktarayım. Trabzonspor Standard Liège'le öncelikle Deniz Draguş'un transfer sürecinde bir yakın ilişki kurmuştu ve Cihan Çanak'la ilgili de ilgisini o dönem aktarmıştı. Ama o dönem yapılan görüşmelerde transfer sonuçlandırılmamıştı. Yaklaşık bir haftadır Trabzonspor Cihan Çanak için çok yoğun bir şekilde temaslarını sürdürüyordu ve bugün itibariyle hem Standard Liège kulübüyle hem de oyuncunun kendisiyle her konuda anlaşmaya varıldı. Oyuncu çarşamba günü, Cihan Çanak çarşamba günü Türkiye'ye gelecek. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Trabzon'a gelerek Bordo Mavili takımla sözleşme imzalayacak. Yaklaşık 2 milyon avro bedelle bu transferin gerçekleşeceğini de belirtelim. Tabii bonuslar ve opsiyonlarla dahil olmak üzere. Cihan Çanak zaten Trabzonsporlu ve ailesi de Trabzon kökenli. Hatta Standard Liège'de de 61 numaralı formayı giyiyordu. O yüzden bu transferin gerçekleşme sürecinde oyuncunun da oldukça istekli ve arzulu olduğunu, bunun da etkisinin fazla olduğunu söyleyelim. Şu anda Nusran ve Barisic taraftarlara özellikle Türkiye'de alışık olduğumuz üçlüyü çektiriyor ve Trabzon diye de bağırdılar. Biz de yayınımızı burada yavaş yavaş tamamlıyoruz. Kerem, eğer sorunuz yoksa sözü yeniden sana bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel'e aktardıkları için. Borna Barisic ve Can Lundstram'ın da Trabzonspor'a hayırlı olmasını dileyelim. Barisic'i Rangers'ta çok uzun süre izledik ve özellikle Lundstram'ı da Sheffield United'ın Premier Lig'e 4-5 sezon önce çıktığı bir ilk çıktığı dönem. Geçen sezonu söylemiyorum. O dönem kadrodaki oyunculardan biriydi ve beklentilerin çok üstünde bir performans sergilemişti. Bilmiyorum izleyicilerimiz arasında var mıdır Fantezi Premier Lig oynayanlar ama o sezon Lundstram'dan da çok ekmek yemiştik attığı goller sebebiyle. Valla o yüzden Lundstram'ın da yeri vardır kalbimizde, onu söyleyelim. İki eski Rangers'lı artık Trabzonspor'un başarısı için ter dökecek. Özellikle Borna Barisic yüksek profilli diyebileceğimiz oyunculardan biri.